Firuza, Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Battal Gazi Bulvarı. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi hizmetlerden memnun değilim. Peki şikayetiniz nedir bölgenizde? Yollar bozuk, bir de ulaşım yetersiz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterili soy vermeyi düşünüyor musunuz? AK Parti'nin hatırına mecbur verecek. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz peki? Genel olarak nasıl buluyorsunuz Kayseri'yi düşündüğünüz? Yollarda bakmıyorlar, bu kadar değil. Teşekkürler. Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Selçuklu Mahallesi. Selçuklu Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Şu anda yok. Gayet güzel çalışıyorlar. Mevcut Başkan Mustafa Bey yeniden aday seçili soy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünürüm. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Genel olarak değerlendirecek olursanız. Büyükşehir Belediyesi zaten çalışması çok güzel. İlçe belediyeleri idare ediyor zaten. Yani güzel çalışma, iyi şu anda. İnşallah daha fazlasını bekliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Memduh Bey yeniden aday seçili soy vermeyi düşünüyor musunuz? Bakarız. İnşallah düşünüyoruz ama inşallah bakarız. Daha ile çıkarsın, onları düşürürüz tabii. Bence Memduh. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz siz? Ben Gümüşköy'ünde yaşıyorum. Kalasan mı? Yok, Kayseri'ye bağlı. Hangi ilçeye bağlı? Buraya bağlı. Melik Gazi'ye, Melek Gazi'ye bağlı. Melik Gazi Belediyesi'nin bulunduğunuz bölgede yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Şimdiye kadar AK Parti'deydi, memnundum. Yine AK Parti, kimi çıkarsa yine ona vereceğim. Kolay gelsin, teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi'deyim. Hangi mahallesinde? Eskişehir Vaları'ndayım. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Yok, hayır, memnunum şu an için. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçili soy vermeyi düşünüyor musunuz peki? Şu an için tam bunda kararsızım. Bilmiyorum ama verebilirim, evet. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Genel olarak Kayseri'yi nasıl... Büyükşehir'i güzel, çalışmalar falan güzel, hoşuma gidiyor ama tabii ki illaki insanız, birkaç hatamız illaki olabiliyordur tabii ki. Önümüzdeki yerel seçimlerde Memduh Bey yeniden aday seçili soy vermeyi düşünür müsünüz? Tabii ki. Olabilir aslında. Tabii. Ama birkaç şikayetim var. Ne gibi? Kayseri ulaşım maaşı. Ben Sarız Dolmuşçu minibüsçüsüyüm. Bizde şu an kartlı sistem var. Akbil sistemi. Geçen 2,5 lira onun cezasını yatırdım yani. İşte bu yüzden belediyelere kızgınım ama. Teşekkür ederim. Rica... Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Hacılar. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Daha önceki yaşamış olduğumuz sel afetinden dolayı evimize su bastı. Bundan dolayı belediyeden yardım istedik. Belediye bu konuda bize geç cevap verdi. Yardım verdi ama geç verdi. Bu bizim için olumsuz bir durumdu. İstemediğimiz bu durumdu. Bu kadar şu anlık. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterili soy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, veriyorum. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Kayseri'de yeni bir millet bahçesi yapıldı. Bu bence önemli bir şey. Çünkü Kayseri'de yapabilecek pek fazla aktivite olmadığı için Kayseri'ye bir yenilik olmuş. Bu açıdan ben beğendim şahsım. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Kartımızı da vereyim sana. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ama hiç ne sor ne ben söyleyeyim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Hiç değil. Çevre biraz uyum sağlayamıyor gibi geliyor bana. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday gösterili soy vermeyi düşünüyor. Vermem. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Genel olarak Kayseri... Baktığın zaman ayağın yerinde oynuyor değil mi? Memnun musun sen? En basit bir iş, ücretsiz bir iş değil mi? Memnun Peki musun? Peki ulaşım olsun, sosyal hizmetler, ulaşım sosyal faaliyetler olsun. Neden? Okulları açıldı, insanlar birbiri üstüne biniyor. Neden ek sefer yapılmıyor otobüslerde? Ek sefer talep ediyor. Tabii canım. Önümüzdeki yere seçim... Grip hastalığı salgını ver. Vatandaş maske de kullanmıyor. Hapşırıp duruyor. Hem pandemi gele dönüyor, hem de belediye konularda gerekli önemli sağlık önlemleri almıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. İşte meydanda. Teşekkürler. Şöyle bir yürüsen. Tamam abi. Sana kart vereyim. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Hangi mahallesinde? Armağan Mahallesi'nde.
Peki Harman Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Memnun değilim. Neden? Gelen kesesini dolduruyor. Hizmet gördüğü yok yani. Önümüzdeki... Müteahhitle yani ortak müteahhitlik yapıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır efendim. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Onunla pek şeyimiz yok arkadaşım. Ulaşım konusunda ne düşünüyorsunuz? Ulaşım konusu fena değil yani, iyidir. Tramvay çıkalı iyidir. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday seçilirse oy verir misiniz? Valla yeter artık ya. Azıcık da başkası tabii. Teşekkürler canım. Burada hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas ilçesinde. Hangi mahallesinde? Yine de Mevlana Mahallesi'nde. Peki Mevlana Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde vallahi bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz yok da Talas'ın beğenmediği yeri çok katlı olması yani. Yoksa hizmetler çok güzel. Yani başka bir sıkıntımız yok. Yani bizim de zaten şeyimiz değişmez. Yine de AK Parti, yine de AK Parti değişmez. Peki önümüzdeki yani yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday gösterilirse oy verir misiniz? Hayır, zımmen veririz. Belki ama değişmesini istiyoruz yani. Değilsin, gençlerden gelsin yani. Artık Mustafa Yalçın biraz yaşlandı yani, biraz ısrar etsin yani. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl buluyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi hemşerim değerlendirecek olsun. Hemşerim çok güzel çalışıyor. Menduh Bey yeniden aday seçilirse destekler. Seçsek oyumu yine veririm. Hiç değişmez yani. Size kartımızı veririm. Görüntünüz 15-20 günden buradan izleyebilirsiniz. Belediye ile ilgili. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas ilçesinde. Hangi mahallesinde peki? Çataklara Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunuz. Hiçbir şikayetimiz yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Çünkü bizim köyümüze çok hizmet oldu gerçekten. Peki Büyükşehir... Doğalgaz yoktu, doğalgaz geldi. Ne bileyim, yardımları çok. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl düşünüyorsunuz? Onu pek tam bilmiyorum. Ben misafirim ama onu bilmiyorum. Ama Talas Belediyesi'nden memnunum. Çünkü ben yazlıkçıyım, gelip gidiyorum. Çünkü Mustafa Yalçın'dan gerçekten memnunuz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünür müsünüz? Düşünürüz tabii. Teşekkürler. Size kartımızı... Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas Kefes Köyü'nde. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Çok memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Çok memnunum. Çünkü yollarımızı yapıyor. Ondan sonra ne bileyim, araba saatlerimiz güzel. Yani hiçbir şikayetimiz yok. Ulaşım yönünden de memnunum. Evet, çok memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Şimdi en çok bizim kuvvet hangi yardım yapılırsa, yollarımız, ondan sonra ne bileyim, araçlarımız güzel bir şey olursa veririm. Teşekkürler. Size kartımızı vereyim.